Bu videomuzda sizlerle KGM Torres EVX aracın 2025 yılı yürütme maliyeti analizini yapacağız. Biliyorsunuz ki kanalımda burada gördüğünüz araçlarla ilgili aynı bu formatta bu şablon üzerinden bir analiz çalışması yapıyorum. Öncelikle aracın sabit giderlerine baktığımız zaman 152 kW'lık bir elektrik motoruna sahip olan bu araç TOGG, Tesla Model Y, SR gibi araçlarla aynı MTV diliminde ve 2025 yılı için yıllık 14.716, 6 aylık ise 7.358 TL'lik bir motor taşıt vergisine tabi. Muayenesi 3 yılda bir yapılan aracın ilk 3 yıl için yıllık 874 TL. Trafik ve kasko sigortasını bildiğiniz gibi sabit alıyorum. 11.000 TL trafik, kaskoyu da 25.000 TL gibi hesaplıyorum. Bakım maliyetine bu aracın ulaşamadığım için bu kısma 0 diye verdim. Bakım maliyeti buraya eklenmesi gerekiyor. Yorumlarda yazarsanız bakım maliyeti ile ilgili videoya açıklama olarak eklemiş oluruz. Sabitlerim yorumların başına. Tüketim verilerine baktığımız zaman EV Database sitesinde bu aracın 195 watt saat bir tüketimi olduğu gözüküyor. Normalde 72 kW bir LFP bataryaya sahip bu araç 462 km WLTP verisine sahip, ancak gerçekte 370 km gibi bir değere ulaşılmış. 72 kW saat bataryaya sahip bu araç şehir içinde tabii ki 500 km'lere de çıkabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de de bu yıl için satılan TOGG, Tesla Model Y, SR'dan sonra en çok satan araçlardan bir tanesiydi. KGM Torres SUV geniş iç yapısıyla çok tercih edilen araçlar arasında oldu. Bu tüketim noktasında bu aracın ev şarjıyla 0.49, yani yaklaşık 50 kuruşluk bir kilometre maliyeti, AC'de 1.27, DC'de 1.95'lik bir maliyet çıkıyor. Bu verileri EV Database'den aldığım için çok fazla yorum yapmıyorum. 1.24 kuruş bu araçlar içerisinde en yüksek tüketime sahip araçlardan bir tanesi. Enerji harcı 51.590, enerji dahil yıllık 76.000 lira, 20.000 kilometrede bir maliyeti var bu aracın. Aralık 2024 resmi satış fiyatı sitesinde 1.880.000 TL olarak gözüküyor aracın. Referans kullanımlarımız günlük 55 kilometre yapan bir kullanıcı yıllık 20.000 kilometre yapacaktır diye düşünüyorum. 3 yılda bir muayenesi, trafik ve kasko sigorta bedelleri de bu şekilde. Aracın maksimum hızı 175 kilometre ile sınırlandırılmış. 0-100 kilometre hızlanması ise 8.1 saniye. Kanalımda burada gördüğünüz araçların WLTP verilerini buraya yazdım. Videoları aynı bu formatta izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmayalım. KGM Torres EVX aracın şarj seviyesini de buraya koydum. Öncelikle şuradaki elektrikli araç özelliklerine bakalım ve sonrasında şarj seviyesini de inceleyelim. Aracın WLTP menzili 462 km. %10'dan 80'e 28 dakikada ulaşıyor. LFP batarya türüne sahip. Elektrikli araç özellikleri olarak otoşarj özelliği bulunmuyor. Otoşarj özelliği ZES en yakıt ve yakında Limukil'da da olacak olan, aracı taktığınızda direkt şarj etmesini sağlayan bir özellik. Isı pompası bulunuyor. Uzaktan erişim şu an için KGM Torres araçta bulunmamakta. V2L özelliği de bulunmakta. V2L özelliği neydi? Aracın dışarıya enerji vermesi. Yani kamp yaparken veya enerjiye ihtiyacınız varsa aracın şarj soketine takacağınız bir aparat vasıtasıyla 220 volt enerjiye sahip oluyorsunuz. 839 litre gibi iddialı bir bagaj hacmine sahip, 1979 kilo ağırlığında bir araç. Şarj hızı ise DC şarj istasyonlarında 120 kW bir şarj hızı var. Burada şarj değerisinde baktığımızda %10'dan %50'ye kadar stabil bir şekilde 120 kW şarj verebiliyor. Bu güzel bir özellik. %50'de 110 kW'lara düşüyor. %80'de ise 70 kW'lara kadar düşmüş oluyor. Şöyle bir eğri var. %80'den sonra tabii ki hem bataryaları korumak için %30 civarında bir dolum hızına sahip. Yani bu araç size diyor ki %10 ile %80 arası beni şarj edin. Özellikle uzun yolculuklarda bu süreden sonra şu hızlarda şarjı beklemek çok mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü şurada ciddi bir zaman kaybınız olur. Çünkü bataryası da büyük bir araç. Yani 72 kW'lık bir bataryada %20'lik dilim yaklaşık 14 kW yapıyor. 14 kW'ı şurada değil, şu alanda doldurmanız sizin için çok mantıklı olacaktır. AC yavaş şarj hızı ise 11 kW bu aracın. Elektrik mimarisi de 400 volt. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler dilerim.